Manşet'e hoş geldiniz. 2022'nin ilk programı. Anlatamazsanız kaybedersiniz e, diye bir başlık attım bugün Manşet'e. Çünkü kendi aramızda konuşuyoruz. Yani bu yayını izleyen belli bir kitle var. Twitter'da paylaşım yaptığınızda sizi takip eden ve bundan etkilenen bir kitle var ve sizin internetteki davranışlarınız, sizin tıklamalarınız, e, okuduğunuz haberler, sosyal medyada Facebook olsun, Instagram olsun, Twitter olsun ve diğer TikTok vesaire. Çoğunda yokum ben yani. Aktif olarak YouTube'u ve Twitter'ı kullanıyorum. Buralardaki etkileşimleriniz, yazdıklarınız, paylaşımlarınız, arkadaş listeniz, hangi paylaşımları like'ladığınız veya beğendiğiniz veya RT'lediğiniz ya da işte çevrenizle paylaştığınız. Bütün bunların hepsi bir algoritma. Ve bu algoritmada siz tercihlerinizle veya yaşam biçiminiz, internetteki yaşam biçiminiz öyle söyleyeyim normal sosyal hayatınız değil, internetteki yaşam biçiminiz neyse, internetteki davranış kalıplarınız neyse o çerçevede önünüze konular veya paylaşımlar düşüyor. Ve siz bununla heyecanlanıyorsunuz veya mutsuzlaşıyorsunuz, hayal kırıklığına uğruyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bu böyle bir şey. Ondan dolayı burada ne dönerse dönsün o esasen mutlak doğru değil. O sizin dünyanız çevresinde şekillenen ve önünüze düşürülen konulan şeyler. Siz Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, siyasetçiyseniz iktidarı değiştirmek isteyeceksiniz, ekonomistseniz işte neticede o verileri düzelmesini isteyeceksiniz vesaire. Sosyolojik ve siyasal bir taban var ve bu tabanı Etkilemek zorundasınız. Bu tabanı ikna etmek zorundasınız. Siz, sizi takip eden 150 kişiyi ya da sizin önünüze düşen benzer konularda 10-15 konuyu veya 20 konuyu e, çevirerek bu işi hallettiğinizi hallettiğinizi zannederseniz yanılırsınız. Anlatamazsınız, anlatamazsanız kaybedersiniz dememin nedeni bu. Mesajınızı geçirmek zorundasınız. Siyasetçilerin yaptığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 10 dakika şahane bir konuşma yapıp daha sonra da bunu Twitter veya Facebook'ta paylaşıp gelen övgüleri de like'lamak değil mesele. Onlar zaten sizin cebinizde. Yani onlar zaten sizin, onlar zaten sizden. Onları etkileyerek, onları kazanma şeyiniz yok ki, amacınız, hedefiniz yok ki. Onlar zaten sizden. Onların reyi de sizde, oyu da sizde, gönlü de sizde. Onların alkışının bir kıymeti yok. Doldurduğunuz salonda sizin gibi düşünen 150 kişinin sizi ayakta alkışlaması, bravo falan demesi, o an sizi nasıl mutlu ediyorsa burada da mutlu ediyor. Mühim olan o salonun dışındaki sokaktan geçen hemen karşı bakkal, köşedeki büfe, onu işleten veya oradan alışveriş yapanlar sizin o salonda Dile getirdiğiniz görüşleri benimsiyorlar mı? Alıyorlar mı? Sizin gibi düşünüyorlar mı? Veya en azından sizi dinliyorlar mı? İkna etmeden önce, iknadan önce bir takım araçları kullanarak mesajınızı kitlelere ulaştırıp ulaştıramadığınıza bakmanız lazım. İkna sonraki aşama. Yani sizin mesajınız gidiyor mu? Sizin laflarınız gidiyor mu? Laflarınız gittikten sonra ikna edip etmediğinize bakacaksınız. Bakın geçenlerde Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kolaj videosunu paylaştığı için herkes sevindi. Niye? Ya işte efendim bu vesileyle mesajımızı kendi tabanına e, iletmiş oldun falan dediler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o e, Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı videosu ki gerçekten bir iletişim e, ne bileyim gerzekliği yani. Gerçekten iletişim gerzekliği. Erdoğan o paylaştığı Kılıçdaroğlu kolajı veya kurgusu veya neyse videosuyla Kılıçdaroğlu'nun mesajını ulaştırmayan kendi medyasını bir kenara itti ve kendi Twitter, YouTube vesaire neyse hesaplarından AKP grubunda falan da canlı yayında bütün televizyonlardan dinleterek CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun mesajının kitlesine ulaşmasını sağladı. Belki de insanlar ilk defa Kılıçdaroğlu'nun laflarıyla orada yüzleştiler. Herkes Halk TV seyretmiyor ki. Halk TV korkunç reyting or oranlarıyla işte efendim gene gündemi belirledi. Kendi kitleni seyrediyor. CHP'ye yüzde kaç oy veriyor? 20-25. Halk TV'nin izlenme payı hiç, hiçbir zaman yüzde 20-25 oldu mu? Hangi günler oluyor? Olsa bile sevinmeniz gerekmiyor çünkü kendi kitlenizin tamamını ekran başına toplamışsınız demektir. Kendi kitleniz bile sizi seyretmiyorsa onun altında kalırsınız. Bunlara böyle bakmak icap eder. Anlatamazsanız kaybedersiniz. Kastettiğim bu. Ve elin oğlu malı götürür. Tabir yerindeyse kusura bakmayın. Bakın ne konuşuluyor şu anda belki konuşulmuyor bile belki anlaşılmıyor bile. Tevfik Köksu diye bir adam var. İstanbul'da bir ilçe belediye başkanıydı. O ilçenin dışında kimsenin pek ilgilenmediği ismini de bilmediği biriydi. Tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi. Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü'nün belediye başkanıyken değil e, Türkiye İstanbul'u bile ismini bilmiyordu. Sadece Beylikdüzü biliyordu. Gazeteciler, siyasetçiler bile çoğu bilmiyordu. Çoğu CHP'liler bile bilmiyordu. Ne zaman ki İstanbul'a aday oldu öyle öğrendiler ismini. Bu kötü bir şey değil. Olabilir. Fakat Tevfik Göks Göksu denen kişi İstanbul Büyükşehir'de AKP grubunun önünde oturuyor. AKP grubunu temsil ediyor. Ve bu kişi CNN Türk canlı yayınına çıktı. Pazar gecesi ve 4 saat yayında kaldı. Bakın bu kendi hesabından yayını paylaşmış ve yayının ne kadar sürdüğü burada yazıyor. 4 saat 6 dakika, 4 saat 7 dakika sürmüş şey. Ve kendi şeyinde bile, Twitter hesabında bile verdiği yayın, işte şeyden verdi herhalde, Twitter'ın canlı şeyinden verdi. Orada bile 133 bin seyredilmiş. Açık kanal olduğu için şeyde ne kadar seyredildiğini varın siz tahmin edin. Evet. CNN'de işte ne bileyim uydudan vesaire platformlardan ne kadar seyredildiğini. Herkes şunu eleştiriyordu. Ya 4 saat Tevfik Göksu kim ki CNN Türkiye çıkıyor falan. Anlayamıyorlar. Tevfik Göksu denen kişi Ekrem İmamoğlu'nun yerine hazırlanıyor yahu. Yani bunun şeysi yok ki. Yani bunun bir şifresi yok ki çözelim. Kodunu kıralım önünüze koyalım. Bu bir kod değil yani kırılacak bir kod değil. Bu bir bilinmez, bu bir gizem, bu bir e, soru işareti değil. Tevfik Göksuyu Ekrem İmamoğlu'nun yerine hazırlıyorlar. 4 saat CNN Türkiye çıkarttılar. A Haber'e değil dikkatinizi çekerim. Niye? CNN Türk üzerinden A Haber kitlesi dahil bütün kitleye ulaşabileceklerini düşünüyorlar ve bütün mahallelerde CNN Türk'te bu adamı seyretti. 4 saat boyunca. CNN Türk İBB sözcüsü Murat Ongun'un Tevfik Göksu'nun iddialarına cevap vermek üzere yayına bağlanma talebini kabul etmedi. Niye etsin? Ayrıca şu olmuş galiba. Ben yayını seyretmedim Twitter'daki paylaşımlardan anladım. İşte Ekrem İmamoğlu bağlanırsa işte efendim yayına alabiliriz falan gibi. Yani sen düşünebiliyor musunuz? Tevfik Göksu denen Büyükşehir Belediyesi'nde AKP grubunun önünde oturan, AKP grubunu temsil eden kişiyi Ekrem İmamoğlu ile eşitliyorlar. Muhatabı Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu mu? CHP grubunun başında kim varsa o olmalı. Anlatabiliyor muyum? Dikkatinizi çekerim. Direkt Murat Ongunu tabii ki kabul etmemişler. İBB sözcüsü benim muhatabım değil diyecek. Muhatabı kim? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bağlansaydı kabul edeceklerdi ve biri ekranda öbürü de telefonda neyse bunu istiyorlardı belki de. Evet. Çok iyi okumak lazım. Yani sadece Eser Karakaş'ın mesajında gördüm. Başkaları da vardır elbette ama benim önüme düşen İmamoğlu görevden alınırsa İBB meclisi yerine Tevfik Göksu'yu seçecekmiş. Tevfik Göksu'yu izliyor musunuz? Hali, tavrı Erdoğan'a ne kadar benziyor değil mi? Yani birileri çalışıyor. <laughs> birileri adım 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 stratejisini uyguluyor. Siz ne yapıyorsunuz? Anlatabiliyor musunuz vatandaşa? Bugünkü konumuz bu. Geçirebiliyor musunuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi, kaygılarınızı, endişelerinizi? Aralık ayı enflasyon rakamı TÜFE'ye göre... TÜFE, özür dilerim, e, tüketici fiyatları... TÜİK'e göre 13.58, ENAG'a göre... Enflasyon araştırma grubu 19.35 çıkmış. Yani e, yıllık enflasyonda böylece hesaplanmış oldu. Ocaktan 31 Aralık'a kadar artık 2021 ortada. 3 Ocak tarihini herkes bekliyordu. Tüketici fiyatlarında TÜİK'e göre %36 ki muhteşem. Yani TÜİK de kendini aşmış. Aralıktaki artışları artık eklemek zorunda kaldı. Daha evvel hep 20'nin altında tutuyordu, tutuyordu hatırlarsınız. 19 küsürlerde. Şimdi... 16 puan artışla 36'ya çekmiş yıllık enflasyonu. Enak'a göre ise durum çok daha e, vahim. İTO'ya bakar mısınız? Yani e, iktidara yandaşlık yapmaktan TÜİK'in bile altında hesaplamış İstanbul Ticaret Odası %34.18 ile. Ama burada Enak'a dikkatinizi çekerim. Enak Enflasyon Araştırma Grubu 82-81 ile e, yıllık enflasyonu belirlemiş. Ki gerçekten bunun altında değil. Bazı kalemlerde %100 ve üzerinde. Özellikle enerji kalemi dahil olmak üzere. 2021'de enflasyon ne kadar oldu diye, son bir yılda size göre fiyatlar ne kadar arttı diye sormuş Metropol Araştırma ki bu çok önemli. %100 veya üstü diyen 61.5. Yani halkın %61'i tamamı bütün partileri kastederek söylüyorum halkın %61'i %100 ve üstünde arttı diyor. İlginç olan veri ise partilere göre dağılım. Dikkatinizi çekerim. Muhalefet partilerine bakmıyorum. AKP AKP'lilerin %31'i %50'nin üstünde diyor. AKP'lilerin %46'sı %100'ün üstünde diyor. Yani neredeyse AKP'lilerin yarısı enflasyon %100'ün üzerinde diyor. MHP'ye bakın. MHP'lilerin %24'ü %50'nin üzerinde diyor. %61'i %100'ün üzerinde diyor. Yani MHP'lilerin %61'i enflasyon %100'ün üstünde diyor. İktidarın iki ortağı. Bir numaralı ortak AKP seçmeninin yarıdan çoğu enflasyonun %100'ün üstünde olduğunu düşünüyor. MHP seçmeninin %60'ından çoğu enflasyonun %100'ün üzerinde olduğunu düşünüyor. Yani geçen yıl 10 lira olan bir ürün bu sene 20 lira oldu diyorlar. Geçen yıl 100 liraya geçiniyorduk. Bu yıl 200 liraya ihtiyacımız var diyorlar. Bu kadar net. Birim fiyat olarak söylüyorum. Geçen yıl 2000 lirayla evimiz dönüyordu. Bu yıl 4000 liraya ihtiyacımız var diyorlar veya geçen yıl 4000 liraya döndürdüğümüz evi bu yıl 8000 liraya döndüremiyoruz diyorlar. Aynı şey. Ekonomi politikasına güveni sormuş Aralık araştırmasında, Metropol araştırma. Güvenim azaldı diyenler %75. O arada güvenim azaldı diyen iktidar partilerine bakın. AKP %36, MHP %50. MHP seçmeninin yarısının güveni azalmış, AKP seçmeninde %36. Hani MHP sandığı devirirse bu gidişatın iyi olmadığını görüp de ne bileyim gemiden erken inerse veya bir filikaya atlayıp açılmayı falan tercih ederse gibi analizler yapılıyor ya. Evet seçim olur. Bunu benden defaat iyileştin, e, e, işittiniz. 2002'de yaptığı gibi masayı devirip ülkeyi seçime götürebilir MHP. MHP o açıdan kilit partidir. Yaparsa ülke seçime gider. Hemen seçime gider yani. Sadece ben analizlerimde AKP ve MHP'den bunu beklemediğimi, 2022'nin sonbaharından önce bir seçimi öngörmediğimi söylemiştim. Bu ayrı bir konu. Ama AKP ya da MHP'den biri özellikle MHP sandığı de, e, masayı devirirse sandık gelir. O başka, o başka. 2022 ile gelen zamları listelemişler. Arkadaş yani. Konutlarda kullanılan doğalgaza %25, sanayi doğalgazına %50, işte elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza %15, 40 liralık depoda benzine 20 lira artış, MTV motor taşıt vergisi %25, araç muayene 373, pasaport bedeline %36, ehliyet harcı falan, Osman Gazi Köprüsü bilmem ne, Avrasya Tüneli bütün bunların hepsi vatandaştan çıkıyor. Gelen zamlar. Soğan ekmek yersiniz çok kişi tarafından bilinmiyor diye soğan ekmek yerseniz işte efendim bağışıklık sistemini kolay şekilde güçlendirebilirsiniz diye yandaş medyada böyle haberler çıkıyor. Yine yandaş medyada bu hürriyetin hafta sonu manşetiydi. Elektriğe zam diyemiyorlar elektrikte yeni, yeni tarif ediyorlar. Daha evvel de güncelleme fiyat yapılandırması falan diyorlardı. Ama bakın milli piyango çekildi güven sıfır büyük ikramiye dörde bulunmuş çeyrek biletten biri ortadaymış diğer üçü yok. Yani çeyrek biletin 3'ü 120 milyon 4'e bölündü, 30'u çeyrek bilette kimse artık ona veriyorlar, geriye kalan 90 milyon kasada. Yine kasa kazandı diyor Demirören'in milli piyangosu. Gidip o milli piyangoyu alıp yılbaşı gecesi umutlanana yanar. Yani her türlü soyuyorlar. Sadece köprüsü, sadece enerji fiyatları şu bu filan değil. Bassanıza de, e, enerji kurumlarını yüzde 25, 30, 50 filan zam yaptı diye. Köprü gişelerini falan veya köprüyü kim yönetiyorsa onları bassanıza. Anca marketlere güçleri yetiyor. Ve bununla algı yapıyorlar. İşte onun için diyorum anlatamazsanız kaybedersiniz. Bunu çok iyi anlatmak zorundasınız. Milli piyangoda kasa nasıl kazanıyor? Bunu, anlatabi bunu anlatmak zorundasınız. Bunu kendi kitlenize, kendi tabanınıza, kendi seyircinize anlatmanız, kendi oy vereninize seçmeninize anlatmanız çok kolay. Onlar zaten almış kabul etmiş bunu. Sen oturup da televizyonlarda, ekranlarda, Twitter'da ya böyle bir şey olabilir mi diye konuştuğunda, ya evet ne kadar da güzel konuştun diyen bir kitle bulabilirsin. Ama senin onu ikna etmeye ihtiyacın yok. Senin onu anlatmana ihtiyacın yok. Biliyor zaten. Senin bilmeyene götürmen lazım mesajını. Sefer Selvi çizmiş. Biz köprüden geçmiyoruz ama geçemiyoruz ama resmen köprü bizim üzerimizden geçiyor. Üzerinizden değil, içinizden geçiyor. Sizi delerek geçiyor. Taylan Büyük Şahin paylaşmış. Devlet vatandaşına yalan söyler mi? Söyler. Hala anlamadınız mı? Yani bunu bunda da yani ayrı bir devlet şeyi var. Devleti ben ele geçirirsem, ben oturursam ben yalan söylemem. Dolayısıyla devlet normal ayarlarına döner. Devletin başına bakın Osmanlı dönemi dahil son dönemi dahil bütün Cumhuriyet tarihi dahil. Devletin başında kim varsa vatandaşına küçük büyük yalan söylemiştir. Ve tarihi böyle yazmıştır. Ve o masallarla insanlar evrilmiştir. Anlatamıyorsunuz. Burada şöyle burada böyle dediğinizde e, tabi bir sürü sömürgesi var, İngiltere'nin olur öyle tabi. Hala orada kalmışlar, böyle dönüyor. Fransa'nın sömürgesi vardı, Hollanda'nın sömürgesi vardı, Belçika'nın sömürgesi vardı. E tabi şimdi şimdi siz Almanya'dan ahkam kesebilirsiniz kolay, Fransa'dan ahkam kesebilirsiniz kolay. E yani sömürgeler üzerine zenginleşmiş, onlarla götüren toplum. Yani bir sömürge yapmışlar arkadaş bundan iki asır önce. O sömürgenin ekmeğini hala yiyorlar bu devletler ve bizim Türkiye'deki insanlar da buna inanıyor. Anlatamazsanız kaybedersiniz bunu anlatmanız lazım. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika sömürgeciyken Osmanlı'nın eli armut mu topluyordu? O da haraca kesmiyor muydu? Kendi tebasını. Onunkiler sömürge değil miydi? Osmanlı'nın yaptığı fetih de bunların yaptığı işgal mi? Falan diye tarihi yeniden yorumlayarak okumalısınız. Daha fazla girmeyeceğim. E, programın mevzusu değil. Muhalefetin yerinde olsam diyor Cüneyt Akman... Her yeri afişlerle donatır. Her fatura dönemi sırasında her sokakta üç cümlelik bildiri dağıtırdım. Elektriğe yüzde yüz zam. Cüneyt Akman'ın dikkat çektiği bu esasen. Kendi kapalı devre toplumunda ne bileyim belli bir kitleye like'lardan, beğenilerden, alkışlardan emin konuşmak değil. Mesajı en ücra noktaya kadar götürmek. Televizyonuna gireceksin. Televizyonuna giremiyorsan internetine gireceksin. İnternetine giremiyorsan kapısını çalacaksın. Kapısını çaldığında açmıyorsa kapının altından broşürünü atacaksın. Onu söylüyor. Ya da kapı duvarsa ne bileyim onun görebileceği yerlere asacaksın mesajını. Böyle yani. İbrahim Öztürk acaba an itibariyle milletin dövizleri nasıl çatır çutur satılıyor ki dövizi bugün tutabilsinler diye. Bugün Türk milletinin geleceğinden en az 20 milyar dolar daha gidecek diyor. Dolar 13 lira küsürlere çıkmıştı. Baskılamak için evet satışlar geldi gene. Dolar satışları milyarlarca dolar İbrahim Öztürk ona dikkat çekmiş. Ümit Akçay deminde beri anlatmaya çalıştığımı güzel özetlemiş. İktidarın girdiği yol belli. Ona eleştiri yapmak boşa zaman kaybı. Halk yoksullaşıyor diye tweet atınca bir şeyi deşifre etmiş olmuyoruz. Herkes yaşıyor zaten bunu. Ek olarak başımıza gelenler yapılması gerekenlerin bilinmemesinden kaynaklanıyor. Sizin zaten %30, %40 bir kavle göre %50'yi ikna etmiş görünüyorsunuz. Kalan %50'yi ikna etmeniz lazım. Kararsızlara çalışmanız lazım. Onlara ulaşmanız lazım. Tweet atarak olmuyor bu. Halk TV'ye çıkarak da olmuyor. Gözlerime bakın ne görüyorsunuz? Ergin Asyalı hafta sonu Sözcü'de çizmişti. Sözcü'den getiriyorum bu karikatürü. Gözlerime bakın ne görüyorsunuz? Zam, zam. Gözlerime bakın ne görüyorsunuz? Nurettin Nebati, mahallenin eğlencesi. Geçin bunu. Bırakın şu adamla eğlenmeyi. Mesajınızı kitlelere geçiremezseniz kaybedersiniz. Broşür mü dağıtıyorsunuz? Kapının altından mı atıyorsunuz? Televizyonla internetine giremiyorsanız geçtiği yoldaki billboard'a girin. Tuna Bekleviç, Türkiye'nin yenilenen dünyaya kendini adapte edebilecek fikirsel ve fiziksel sermayesi yok. Özetle diyor, ülke vatandaşları hiçbir alanda yüksek yaşam kalitesi sunabilmesi mümkün değil. Sorun da bu. Doktor göçünden bahsediyoruz, beyin göçünden bahsediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenleri öğrencilerine işte tavsiye mektubu yazmaktan illallah etmiş durumdalar. Mevzu olan gidiyor. Ve bugün ülkeyi yönetenler bunlar gitsin istiyor zaten. Devletten temizlediler KHK'larla. mevzu olan da gitsin istiyorlar. Bakın yetişmiş, zeki, ülkesini seven, onun için çalışacak ve zaten onu yetiştirmek için ülke o kadar para harcamış. Bu beyinleri istemiyorlar. Beyin göçünü teşvik ediyorlar. Bunu kafanıza sokun. Böyle bir şey olabilir mi? Şu kadar doktor gitti, şu kadar Boğaziçi mezunu gidiyor, şu kadar Bilkent Ottü mezunu gidiyor, Galatasaray Lisesi mezunu gidiyor, her neyse. Yapmayın etmeyin yani bu gençler kolay yetişmiyor falan diye siz kime ne anlatıyorsunuz? Ankara'da oturan bunu istiyor zaten. Merkez Bankası ve Bloomberg grafikleri şunu gösteriyor. Ekim para politikaları kurulundan sonra faiz değişimi. Merkez Bankası diyor %4 diyor Ekim'den bu yana diyor faiz indirdi ama diyor ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi, ticari kredi şu bu falan görüyorsunuz %3 ile 6 arasında değişmiş. Yani Merkez Bankası faiz 4 puan düşerken diğerlerinin nasıl arttığını gösteriyor. Devlet halkına yalan söyler mi? Söylüyor. Evet. Ah daha ne denir? Daha ne denir? Nasıl paylaşılır bilmiyorum ama şunu unutmayın. AKP'li Mustafa Şen partilere nasıl diye sormayın kazanacağız demiş ki bu vatandaş kamuoyu araştırmacısıydı şimdi AKP'de genel başkan yardımcılığı yapıyormuş. Nasıl diye sormayın kazanacağız. Cem de üzerine yazmış. Yıllardır burada ve TV programlarında muhalefetin dikkat, dikkatini çekmeye çalıştığım konu bu. Nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? Nasıl diye sormayın kazanacağız. Anlatamazsanız kaybedersiniz. Kastettiğim bu. Dolayısıyla e, bu yılın belki ilk aylarında bu konuda bu konuyu daha yoğun, daha detaylı, ayrıntılı işlemeyi planlıyorum. Onu da belirteyim. Tek iyi haber gene yurt dışından. Yeni Hollanda hükümetinde iki Türkiye kökenli bakan e, atanmış efendim. E, biri e, Dylan Yeşil Göz, diğeri ise Günay Uslu. Türkiye kabinesinde iki, ka, ka, iki kadın bakan yok. Yeni Hollanda hükümetinde iki Türk kökenli kadın bakan var. 3 Ocak böyle bir gündemde size kapak olsun. Evet. Peki ya haber de günün buydu. Anlatamazsanız kaybedersiniz. Bunu aklınıza sokun. Kendi kitlenizle yaptığınız paylaşımlar, kendi kitlenizden aldığınız alkışlar, alkışların hiçbir önemi yok. Onlar zaten sizde. Onlar zaten sizin. Onlar zaten sizinle. Onların zaten oyuna ihtiyacınız yok. Onların oyu zaten sizde. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.